Tabii ki. Şimdi haritaları enable ettikten sonra senin yayınına büyük bir keyifle geliyorum ve böylece iki kamera yapabiliyor olacağız diye umuyorum. Benim internetimde sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama gene de bakalım. Evet. Şimdi az önce sen cevap veriyordun arkadaşa. Ön tarafta kimler var daha doğrusu? Ön tarafta Emirhan var. Canay vardı işte o gitti. Canay daha fazla yarışmayacak. Yani genel olarak mücadele Emirhan'la Egemen arasında dönüyor ki zaten şampiyona da arka arkayalar. Onun haricinde yeni gelen arkadaşımız hatta az önce bahsettiği gibi Orhun'un, Batu Küçükçet'in o da hızlı pilotlar arasında yeni gelmesine rağmen. Eray günü düzgünse günündeyse eğer Eray güzel Eray da çok turlar başarılı. çıkarabiliyor. Türker de aynı şekilde günündeyse o da güzel turlar çıkarabiliyor. Alican duruma göre bazı pistlerde iyi bazı pistlerde kötü. Ramazan da eğer kaza yapmazsa Emirhan'a benzer bir performans sergiliyor ama Ramazan'ın başını mutlaka belaya sokmayı başarıyor. O yüzden ona bir şey diyemeyeceğim. Söz veremiyorum Ramazan'la alakalı. Bakalım bugün Monza'da neler olacak hep birlikte Evet. göreceğiz. Bu arada Benim sen yayında skip yayını var mı? kapatıp Onu da aynen söyleyin. yayını kapatıp tekrar açarsan çok iyi olacak. Çünkü senden yayın bana bir türlü gelmedi. Screen share yapayım. Aynen. Screen şey yaparsak Ben yeterli screen olur. share yapayım. Aynen. Evet, şu an çok çok daha iyi. Evet, o zaman artık iki kamera verebiliriz. Evet ben şu anda Ahmet'teyim. Ahmet Ertürk ki şikanı kaçırdı az önce. Evet. İlk şu anda Alfa çıkan Romeo şey. pilotumuz. Bunun Bugün arkasında internet... da Mustafa Gemici var bu arada. Ortombo'dan. Bugün diyordun abi, böldüm. Bugün iki pilotumuz yok. Red Bull'da Behçet Özgür Çalışkan, Williams'ta da Cenk Rişvan bu haftalık yoklar arkadaşlar. Onun dışında TR2 kadromuz full dolu. Öyle bir sıkıntımız yok ama işte özel durumlar sebebiyle kendileri Tabii ki. katılmadılar bugün yarışa. Bunu da belirtelim. Bakalım Kemal uzun bir aradan sonra neler yapacak Red Bull koltuğunda. Hiç de sevmez Red Bull'u. Azılı bir Mercedes fanıdır normalde ama. Bu arada Sedat Sedat bu Turan, arada diskalifiye oldu. Dattu senin adınla evet, derin aynen. geriminle. Sedat Turan şu anda diskalifiye oldu. Evet, Ahmet Ertürk bu arada hızlı turuna başlayacak şimdi. Ben Ahmet Ertürk'le beraber hızlı tur Anlık başlangıcını veriyorsan başlatalım. evet. Ben de hemen arkasındaki Mustafa Gemici'ye geçiyorum kamerayı. Arkadan da bu arada Eray Güner geliyor, Alican Vatanperver geliyor, Batu Küçükçetin geliyor Eray Güner'in arkasında. Gene arkadan Alfa Tauri pilotlarımız ve Haas pilotlarımız Egemen Keskin ve Kartalan Yılmaz arka arkaya geliyorlar. Ahmet Ertürk şu anda ilk şikanı geçti ve ilk şikan sonrasında hızlı turunda şimdi Lezmo 1'e doğru devam ediyor. İlk sektörde zaten mor her türlü yakacak çünkü benchmark zamanını zaten Ahmet Ertürk atıyor. İşte Roggia şikanını geçtik ve ardından Lezmo 1, Lezmo 2'de Tifosi'nin en sevdiği yerde Monza'dayız. Bu arada Monza pistinin şehir merkezine yakınlığı da efsane. Bunu yani başka bir yayında, başka bir ligde de söylemiştim. Bu pisti ziyaret etme imkanını elde etmiş şanslı kişilerden biriyim. Yerinde görme imkanını elde etmiş şanslı kişilerden biriyim. Senin ziyaret etmediğin pist var mı ya? Var var canım lütfen. Yani Monza'yı gördüm. Zandvoort'u gördüm. Ciddi'yi gördün. Cidde'yi pist olarak görmedim. Cidde'de ben gördüğümde oralar dutluktu abi. Cidde'de ben gördüğümde oralar dutluktu gerçekten. Silverstone'u gördüm. İstanbul Park Şahane olacak. zaten. İstanbul Park'ı görmüşüzdür. Başka Evet. düşünüyorum. Sanırım görmedim başka ya. Singapur pistini gördüm ama Singapur pistini sokak olarak gördüm. Gene aynı şekilde. Bu arada Ahmet Ertürk'ten 1.21.714 geldi. Mustafa Benim Gemici'den de. geliyor. Şimdi Eray Eray Güner'e geliyor. bakalım. Eray 1.20. 1.23.89. 1.20'leri Ve gören Batu ilk pilot. Küçükçetin 1.19.993 Batu Küçükçetin başladı. Batu Küçükçetin şu anda provisional pole'ü aldı aslında diyebiliriz. Ege Ertem Ege geldi. 1.20 üçüncü de alt geldi. 963. Şimdi Güvenç Outlap'inde onun arkasından gelen. Sanırım onun arkasından Egemen Keskin ve Kartalan Yılmaz Evet. geliyorlar. Önce Egemen geçecek çizgiyi. Bu Egemen'in derecesi çok önemli. 1.20.003. Pole Yani alamadı Egemen. pole alamadı. Binde 6 saniye fark var Batu Küçükçetin'den arasında. Çok küçük bir fark. Evet. Kartalan da Kartal da 1.20.918. dördüncüye yerleşti. Şimdi Red Bull geliyor. Zaten bir tane Red Bull var. O da Kemal. O da geçersiz almış. Onu Bakalım. geçiyoruz. Arkadan Aston Emirhan Martin'ler buyurup. geliyor. Önce Ramazan geliyor. Emirhan'dan önce. Hızlı turunda Ramazan. Evet, Emirhan buyruk outlap'indeymiş. Ramazan Evet. buyruk da. Ramazan çizgiyi geçiyor şimdi. Bakalım. Evet. 1.19.836. Güzel.
Güzel. Ramazan Durak şu anda gene takım arkadaşı olarak Emirhan Buyruk için yapacağını yaptı. Aston Martin zaten şampiyonada lider durumda şu anda TR2'de. Ve Ramazan Durak da gerçekten çok iyi bir wingmanlik yapıyor Emirhan Buyruk'a. Şu an kendisi henüz bir galibiyet elde edemedi belki ama yapması gerekeni yapıyor Ramazan Durak. Şimdi Emirhan Buyruk başladı ilk şikandayken. Bir Emirhan'ın kamerasında Monza'yı güzel olarak izleyelim bakalım. Şampiyona liderimiz Emirhan. Aynı zamanda Ferrari'ler geliyor. Ben de onları gösteriyorum. Emre Aydemir direkt pit yolunu tuttu. Dönüyorum. Türker şu anda Parabolika'da. Türker de pol için önemli isimlerden biri ama pol alacak bir dereceyle gelmiyor net bir şekilde. Bakalım evet. Nasıl çok kötü bir dereceyle geldi. 1.29.53 geldi Türker'den. O tura atacağına pite girseydi daha iyi takım arkadaşı gibi. Bu Kemal arada gelecek Emirhan'dan önce. Emirhan bu arada gerçekten Lezmo 2'deki curve'ü çok güzel kullandı. Oranın çıkışında bir şekilde spin atmak gayet kolay. Şimdi Asgari şikanına geliyor dediğin gibi. Asgari'de de sosis curve'ler var. O sosis curve'lere değmeden curve'ü çok iyi şekilde kesmek lazım. Ve Emirhan şu anda muhteşem şekilde kesti. Ancak Asgari çıkışında zaman turu iptal edildi. Aldı, evet, geçersiz aldı Asgari çıkışında. Çok iyi geldi oraya kadar. Bu arada curve'leri gayet iyi kesti. Bu arada Osmancan senin yayının çok donuyor ve piksel. Bir Allah Allah. Yayını evet FPS ve boyut olarak bir tekrar ayarlarsak belki çok daha iyi olacaktır. Evet arkadaşlar şu anda pilotlarımız yavaş yavaş pite girmeye başladılar. Kemal de turunu attı. Türker Türk attı. Güvenç Balaban zaman turu iptal olmuş durumda maalesef ki. Tekrardan artık pilotlarımızın tura çıkmasını bekleyeceğiz. Ve şu anda tekrardan direkt piste çıkan pilotumuz Eray Güner var. Şimdi 720'ye çektim. 30 FPS'ye düşürdüm. Çünkü zaten küçük ekranda çok bir anlamı yok 1080'in. Belki şu an daha iyi. Daha iyi olabilir. Evet. Aynen en azından piksel değil şu anda. Evet Eray Güner dediğimiz gibi bir tane galibiyeti var. Eray Güner gününde ise başarılı olan pilotlardan birisi. Ancak Eray'ın gününde olmasını beklemek gerçekten bizi de yoruyor bazen. Şu anda Lezmo 1'den döndü ve Lezmo 2'ye doğru gidiyor Eray Güner. Bu arada İtalyan rejisi de iğrenç bir kamera görüntüsü verdi bize gene. Eray lastiklerini ısıtırken. Evet, Güvenç de bu arada kırık koluyla sonunda bir tur atıyor. İki turluk yaptı softları. Invalid ala ala. Artık kırık koluyla dediğin kolsuz manasında mı? Yoksa yok, gerçekten mi kırık? Yok. Gerçekten kolu kırıktı. Yani 4 yarıştır falan Güvenç yok. Hatta biz kendisinin bu sezon geri dönmeyeceğini düşünüyorduk ama geçen hafta Alçı'yı çıkarmışlar. Oo. O da bir force feedback'i düşürerek oynayabilir miyim diye bir test etti ve oynayabileceğine karar verdi. Hayır zaten sağlam kolla da çok doğru düzgün süremiyordu. Kırık kolla nasıl yapacak bilmiyorum. Hep birlikte izleyeceğiz. Bu şu arada mesela Eray Güner'in tura başlarken parabolik öncesi yavaşlamasıyla orada Eray Güner'den spin geldi. Evet Eray Güner'den spin geldi. Hızlı turuna başlayan az daha Emre Aydemir'i de etkileyecekti Eray Güner. Ve Emre Aydemir şu anda hızlı turuna başladı. Eray Güner de mecburen turunu iptal etti. Ve bir tur daha atıp pit'e öyle girmesi gerekecek. Çünkü pit girişini kaçırdı. Bakalım Emre Aydemir'den nasıl bir tur arada gelecek. Bu arada kolsuz olmasına rağmen iyi bir evet, güvençten yedincilik gayet iyi. Yedincilik yani. Emirhan, Mert ve Emre Aydemir. Bunlarda hala tur yok. Evet, Emirhan. Emirhan hızlı turunda. Emre ile Mert hızlı turunda galiba. Emre hızlı turunda, Emirhan hızlı turunda değil. Emre Aydemir hızlı turunda. Ha, Mert ile Emre hızlı turunda. Tamam. Emre Aydemir şu anda Lezmo'da birazdan ikinci sektörü de bitirecek. Bakalım nasıl bir derece gelecek Emre'den. Şu anda 1.19'ları gören sadece iki pilotumuz var. Ramazan Durak ve Batu Küçükçetin. Ege bu arada düştü. Ona ben bir davet gönderdim. İkinci sektörü de attı Emre Aydemir. Çok başarılı bir tur gelmiyor Emre Aydemir'den şu anda maalesef. Ama biraz daha üst sıralara çıkacaktır. En azından zaman turu olacak. İşte pilotlarımız şu anda tekrardan piste çıktılar ve yavaş yavaş tüm pilotlarımız hızlı turuna başlıyor. Bakalım Emre Aydemir'den nasıl bir tur gelecek? Ve ardından Mert Türkmen'den nasıl bir tur gelecek? Emre Aydemir 1.20.
Emre Aydemir'den çok başarılı bir tur geldi. Mert'ten de 1.20.410, Emre Aydemir 1.20.269, Mert Türkmen 1.20.410 attı. Ancak hala 1.19'ları, hele Ramazan Durağan çektiği 1.19.800 seviyesini hiçbir pilottan göremedik. Bu arada şampiyon lideri. Kanadı bir Alpin görüyorum. Volkan dağıta dağıta çıktı resmen. Evet. Anlamadım garip bir şekilde ama bir şey yok gibi arabasında, devam ediyor. Bu arada yerde bir kanat parçası daha vardı. Kanat parçasının üzerinden de az önce Emirhan Buyruk geçti. Şimdi Emirhan Buyruk Aston Martin ile hızlı turunda. Bakalım Emirhan Buyruk bu sefer ne yapacak? Önünde yavaş pilotlar var. Yol veriyor şu an Mercedes pilotları. Emirhan Buyruk'un gözünden Lesmo'yu izleyelim. Az önce hata yaptığı asgariden bu sefer başarılı dönebilecek mi? Uçtu, egemen gitti. Oo! Egemen gitti. Küçük kamerada gördünüz şu anda egemen keskin yarışa veda etti. Daha doğrusu sıralamaya veda etti. Bu arada Emirhan Buyruk'tan ikinci sektörde mor derece geldi. Asgariden bu sefer güzel de çıktı. Bakalım Emirhan Buyruk pole pozisyonunu alabilecek mi? Evet, şampiyonanın önemli liderlerinden biri Egemen'di gerçekten. Egemen'in gitmiş olması Emirhan'ın işine yaradı. Bu arada Emirhan da parabolikada çekişte ciddi zorlandı. Bir kontra geldi. Bakalım Emirhan Buyruk'tan 1.20.301 başarılı bir tur değil. Değil, gelmedi. O sondaki kontra onu yedi bitirdi. Aynen. Emirhan'dan yani başarılı bir tur aslında ama Emirhan'dan beklediğimiz başarı seviyesinde tabii. Bir tur değil diyebiliriz. Tabii. Daha iyisi olmalı, daha iyisini yapabildiğini biliyoruz. Bu arada Alican Vatanperver henüz tur zamanı çok yavaş. Hızlı turuna tekrardan başladı. Az önce Emirhan'a yol verirken görmüştük kendisini. Bakalım Alican'dan nasıl bir tur gelecek? İşte Grande Curve'de Mercedes'in bu sene hileli olmayan ve bizi mutlu eden arabasını görüyorsunuz. Kemal de bu arada derecesini bir geliştirerek geliyor ama çok az geliştirdi. Yani onu herhangi bir üst sıraya taşır mı bilmiyorum. Şu iki numara arabayla çıkmayın diye kaç kere söyleyeceğim ama Kemal şimdi sonradan geldiği için belki haberi yoktur. Göreceğiz, Kemal geçiyor çizgiyi şimdi. Evet, dördüncü sıraya yerleşti Kemal. Çok iyi bir tur. İyi bir derece. Gerçekten iyi bir derece. Çok iyi bir tur. Yani 1.20.158 gerçekten iyi bir tur. Bakalım bu arada Alican Vatanperver de kendi turundan 10'da 3 saniye kadar daha hızlı geliyor. Şimdi burada derken Alican Vatanperver spin'i attı. Asgari çıkışında Egemen'in uçtuğu yerde o da uçtu. Ve muhtemelen arka kanadında ciddi bir hasar oldu. Alican Vatanperver'in asgari şikanında yaptığı hata ile asgari çıkışında dediğim gibi o sosis köprülere değerseniz içteki aracın arkasını hemen kaybediyorsunuz. Ve bu da gerçekten... Güvenç gitti. Parabolikada da güvenç gitti. Evet. Güvenç az da kamerayı spin atıyor Orhun. Evet, bu arada Güvenç az da Ali Canlı da parçalayacaktı. Evet. Ben bugün kimseyi izlemek istemiyorum çünkü son 5 pilotun 5'i de spin attı. Biri DNF oldu hatta, yani çok enteresan. Evet, Güvenç bugün nazarın bayağı iyidir. Evet, bugün bayağı iyi bir nazarın var. Şu evet, anda böyle... Ege Ertem hızlı turuna başlayacak. Onun da zamanı şu anda daha iyi olabilir. Bakalım Ege Ertem'den Alfa Tauri nasıl bir tur gelecek? Oo, Ege Ertem de hızlı turu iptal etti ve pite giriyor. Lütfen beni göstermeyin diyor VTP Can. Güvenç hızlı turuna başlayacaktı ama o spinden sonra lastikler 150 derece olmuştur büyük ihtimalle. Muhtemelen. Şu anda nasıl tutunuyor bilmiyorum ama devam da ediyor yani. Girmedi pite. Bu arada isim sponsorumuz Ortombo Mustafa Gemici'yi izleyelim. Onun gözünden şu anda... İlk şikana, Variante şikanına doğru yaklaşıyoruz. Variante şikanında da çekiş çok önemli ilk şikan çıkışında. Burası da Verstappen'in Hamilton'ın kafasına bindiği yer arkadaşlar. Bilmeyenler için hatırlatalım. Geçtiğimiz sene çok güzel bir görüntüydü gerçekten. Hele olmasaydı Hamilton yok olur muydu bilmiyorum. Yani olabilirdi ya. Sir Hamilton gitmiş olabilirdi yani, orada Halo olmasaydı. Evet, Mustafa Gemici Lesmo'da ve asgari şikanına doğru şimdi pistin ikinci DRS düzlüğünde hızını alıyor olacak. Mustafa Gemici başlıyor Ferrari pilotu. Evet, Aydemir. Bu arada Türker Türk hızlı turuna başlayacak sanırım. Mustafa Gemici asgari de pist dışını ziyaret etti. Pist limitlerini açtı ve Mustafa Gemici'nin de hızlı turu maalesef ki iptal olmuş durumda.
Emre Aydemir şu anda hızlı olan pilotlardan birisi. Emre de bugün başarılı gerçekten. Burada setup da çok önemli bu arada. Yani doğru bir setup'la DRS'e rağmen daha hızlı gidebiliyorsunuz. Arka kanadın, ön kanadın açıları gerçekten çok önemli. Codemasters, Bugmasters işbirliğiyle yapılan bu muhteşem oyunda ilk zamanlarda 1-1 kanatla burada hayatta kalabiliyordunuz. Bu arada Emre Öztürk Prime ile abone olmuş. Teşekkürler Emre desteklerin için. O zaman böyle normal yayıncı ağzıyla şey diyelim. Ailemize hoş geldin. Teşekkür ediyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Diyerek devam edelim. Emre Aydemir kendi turundan 2 saniye daha yavaş geliyor. O zaman ben de Emre'yi kendisiyle baş başa bırakıyorum. Eray Güner hızlı turuna başlıyor. Arkada Alican Yaptın işte. Vatanperver de şu Evet, anda... Türker bu arada bariyerlerde klasik olarak. Küçük Türker şu ekranda anda gördünüz. ikinci sektörde bariyerlerde ön kanadı bırakmış gibi görünüyor. Zaten çok başarısız bugünlük en azından şu anda Türker. Bu başarısız performansı bir kanatsızlıkla taçlandırdığını görüyoruz Türker'in. Evet, Kaç dakika Alican'da. kaldı göremiyorum, hani çıkıp bir şey yapabilir mi? Göremiyorum şu anda. Evet, yaklaşık olarak 2 dakika 1 dakika 1 dakika 44 saniye var. Türker'in ayağı burkuldu, acı içinde sürüyor. Evet, Türker şu anda kendini sakatlamış. Türker ayağı burkulmuş. Bir Ortombo Disabled League koyalım adını. Biri kolu kırılmış, biri ayağını sakatlamış. Var mı başka bir şey? Bu arada Ramazan Durak'tan şimdi yeniden bir hızlı tur denemesi gelecek. Alican'ın sanırım leşi çıktı. Alican Evet. Alican yok oldu. Alican gitti. pite girip bir Ahmet'in tayir verdi. kamerasından. Hayır. Hayır. Gitti adam. Gitti Alican mı adam. duvara girdi? Alican duvara girdi tabii. Gitti adam. Vay arkadaş, Alican evet zaten yazmış patladım diye, beni göstermeyin lütfen demiş. Ben gösterdim, Alican patladı. Bu sefer de benimdeydi. Ve Ramazan Durak da şu anda şıkanı keserek ilerliyor. Muhtemelen bir tur Çaresi daha atmaya olmuş. yetişmek için. Evet, ERS kullanıyor. Tekrar tur atmak için şikan kesmek serbest mi lig kuralında bilmiyorum ama hakemler heyeti inceleyecektir diye düşünüyorum. Ama buna rağmen Alican'ın ben yetişebileceğini, Alican diyorum, Ramazan Durak'ın yetişebileceğini düşünmüyorum. Şu Saniye anda kaldı göremiyorum ki. 20 saniye kaldı. Yok, geçeceğini ben de zannetmiyorum. Evet. Biz Emirhan Buyruğ'a geçelim. Emirhan şu anda son hızlı turunda. Emirhan'ın şampiyonadaki liderlik farkını açmak için şu anda güzel bir tur atması lazım. Selim Arkın LoL'e devam demememiz gibi Emirhan LoL'e devam demememiz için güzel bir tur atması lazım Emirhan'ın. Asgari'ye doğru İki, geliyor. bir, Ramazan bir saniyeyle kaçırdı. Bir saniye. Bir saniyeyle kaçırdı. Ben, bu İnanılmaz arada bir şey. Emirhan'dan mor sektör geldi ikinci sektörde gene. Ve şu anda asgari şıkanında görüyoruz Emirhan'ı. Bu sefer pist dışında ziyaret etmedi. Emirhan bakalım parabolika'da güzel çekiş yakalarsa pole pozisyonunu alabilir. Çünkü ikinci sektör burada gerçekten çok önemli. İkinci sektörde Roggia şıkanında ve Lezmolarda çekiş yakalamak gerçekten çok önemli. Emirhan buyruk geliyor. 1.19'lar gelecek. 1.19.882 ve ilk çizgide iki Aston Martin'i göreceğiz. Şampiyona liderimiz Emirhan Buyruk ikinci çizgide, ikinci sırada başlayacak gridde. Ramazan Durak 1. Batu Küçükçetin ikinci yarışında gene ön sıralarda ikinci çizgiden başlayacak. Yanında Egemen Keskin olacak. Egemen Keskin sıralama turlarını bitirememesine rağmen gayet güzel bir tur attı. Şu anda pistte tur atan tek isim Mert Türkmen kaldı. Mert Türkmen'den çok başarılı bir tur gelmezse Egemen de dördüncülüğe devam edecek gibi görüyoruz. Bakalım Mert Egemen Türkmen'den nasıl tur gelecek? yani sadece bir tur attı, rüzgar gibi geçti Egemen. Evet, Mert gerçekten. bıraktı zaten. Evet, Mert'ten zaten kötü bir tur geliyordu ve Mert bıraktı ve Egemen Keskin 4. sırada, Eray Güner 5. sırada, bugün Eray gününde gibi biraz da Kemal Güçan geldiği gibi 6. sırada Mert Türkmen 7, Emre Aydemir 8, Volkan Sezgin akraba değiliz 9, Fatih 10. Ya. sırada onu araya ekleyeyim. Güvenç 11. Ya. Ege 12, Kartal 13, Türker 14, Mustafa Gemici 15, Ahmet Ertürk 16, Alican 17 ve Sedat Turan 18. Dattu yazıyor siz ekranda. Siz onu Dattu değil, Sedat Turan olarak görün. Sedat, evet. Evet. Şimdi artık sıralama turları bitti ve Ortombo Soarlik Tier 2'de 7. yarışta Hıstapınağı Monza'da
yarış zamanı. Ramazan'ın temposunu bulması neredeyse sezonun yarısından fazlasını sürdü yani. Evet. 0-0-46 bu arada iki takım arkadaşı arasındaki fark. Gerçekten bayağı çok iyi. Yakın. Bu arada ilk 4 yani ilk 4 de aslında onda 1 saniye gayet yakın bir süre diyebiliriz. Bu sezonki sıralamalara bakacak olursak genel olarak. Onda 1 saniye ben geçerli kabul ediyorum. Açıkçası. Christian Horner değilim. Yani öyle diyebiliriz. Evet, Christian Doğru. Horner değiliz neticede. Çok yüksek standartlarımız yok. Evet, bakalım. Şimdi bakalım Ramazan'la Emirhan'ın herhangi bir takım oyunu olacak mı arkadaki Batu ile Egemen'e karşı? Bu arada Emirhan takım oyunlarını çok seven bir adam. Yani Emirhan evet, takım oyunlarını yapar. Yapar da belki Ramazan diyecek ki bunlar şeye dönüşecekler. Hamilton Rosberg'e dönüşecekler belki, belli olmaz yani. Gerçi Ramazan'ın şampiyonda o kadar bir iddiası yok şu an. Evet, şu an maalesef bir iddiası yok. Yok açıkçası. O yüzden büyük ihtimalle takım arkadaşına yardımcı olacaktır. Egemen'in zaten Kartal'dan yardım almasının imkanı yok. Kartal çok geriye düşmüş. 15. sırada bitirmiş. Zaten Aston Martin'den şu anda Aston Martin'den şu anda biraz daha şampiyonada iyi durumda gibiler. Tabii tabii. Yani Haas'ın önünde şu anda Aston Martin ve bu şekilde de devam ederse bu yarış da böyle benzer bir sonuçta biterse Aston Martin aradaki puan farkını iyice açmış olacak. Ama şunu da her zaman söylemek lazım. Aston Martin wild card. Yani evet. Hem Emirhan hem Ramazan stabilite konusunda sıkıntı yaşayan pilotlar. Hızlı oldukları, piste durdukları zaman çok hızlılar. Eyvallah. Ama Ramazan daha fazla olmak kaydıyla ikisinde de DNF olma potansiyeli çok yüksek. Evet, evet. Yani bu arada Emirhan da hata yapıyor. Ramazan da DNF olma çok potansiyeli yüksek. Yani bir anda Egemen Keskin'i şampiyonadaki farkı kapatmış olarak da görebiliriz. Veya Eray Güner'i 2-3 sıra atlamış olarak görebiliriz. Güzel start alırlarsa şu an start çok önemli. Gerçekten çok önemli start. Start önemli. Ondan sonra bir de bu virajları ilk viraj ve Grande Körbe. Evet. Hani orada Aston Martin'ler yine biraz daha şanslı olacak. Çünkü grubun başında olacaklar ama neyse yarış başlıyor, ben sana evet bırakıyorum. Evet arkadaşlar, 5 kırmızı ışık yandı. Şu anda bakalım nasıl bir çekiş yakalayacak Emirhan Buyruk? İyi start alabilecek mi? Ve şu anda Emirhan Buyruk'un güzel start aldığını gördük. Ramazan Durak'la yan yana. Arkada Batu Küçükçetin çok güzel start alan isimlerden birisi gene. Şu anda aslında kötü start alan yok. Oo! Aston Martin'ler arasında temas var. Aston Martin'ler arasında temas var. İlk virajda Ramazan Durak gitti. Ve Batu Küçükçetin bir anda 2 saniye farklar ön sırada. İnanılmaz gerçekten. Biz de Körve'de dedik. De aynen öyle. Grande Körve çıkışında da yan yana dönen pilotları görüyorsunuz arka taraflarda şu anda. Pilotlarımız yan yana dönmeye devam ediyorlar. İlk şu anda şikanı geçtik, Roggia şikanını. Ve çok ilginç bir start oldu gerçekten arka taraflarda. Volkan Sezgin öndeki tarafa çok yakın. Yok galiba. Efendim? Yok. Emirhan'da bir hasar görmüyorum. En azından görsel olarak bir hasar yok. Evet. Emirhan'da hasar olmaması gerçekten Emirhan adına sevindirici. Bu arada arkada gene bir kanat parçaları. Güvenç Balaban. Güvenç Balaban bir anda 13.'lüğe kadar düştü. Güvenç Balaban da birisiyle temas yaşadı. Gerçekten pilotların yakın olarak dönmesi her şeyi etkiledi ve Virtual Safety Car çıktı şu anda. Batu Küçükçetin liderliğinde. Batu diyecek yani, nasıl lig ya bu, geldim iki yarışın ikisinde de. Aynen öyle gerçekten de. Diyorum yani 5 saniye neredeyse aradaki fark Batu ile Emirhan arasındaki. Tamam. Evet arkadaşlar, yani aslında tam bizim Orhun'la konuştuğumuz şey oldu. Aston Martin'lerin hızlı olmasına rağmen stabilite sorunları olduğundan bahsetmiştik. Hani aslında Orhun girişte, startta, ilk virajda problem olabileceğinden bahsetmişti. Ama ben hani gene de iki takım arkadaşının birbirlerine vurma ihtimali olduğunu düşünmüyordum. Gel gör ki daha birinci virajda Emirhan'la Ramazan birbirlerine vurdular. Evet. Ramazan son sıraya düştü. Yani, Ramazan zaten pite de girmek zorunda evet kaldı. Bir de ceza da yedi üzerine Ramazan. Onun üzerine bir 5 saniye de ceza yedi kaza yapmaktan. Emirhan da ikinciliğe düştü. Ya ikinciydi zaten de, yani aradaki fark çok açıldı. Yani bilmiyorum, Aston Martin'ler oturup bir konuşsalar iyi olur kendi aralarında. Evet evet, ben de bunun üzerine konuşacaklarını düşünüyorum. Bu arada arkada Kemal Güçen çok hızlı bir tempoda ilerliyor.
İşte asgari çıkanına doğru gelirken Kemal Gütçen'i gördük. Öndeki Mert Türkmen'e gayet yakın durumda. Bu arada ben size ilk turdaki durumu bir izleteyim. Çok güzel start alan pilotlarımız oldu. Aston Martin'den aslında çok iyi start almıştı. Emirhan Buyruk'un aslında burada biraz da hatası olduğunu düşünüyorum. Çünkü takım arkadaşı varken biraz daha yer verebilirdi bence. Emirhan Buyruk orada replay'de de gördüğümüz üzere. Ve Aston Martin'ler ilk çizgide başlamışken birbirlerini yok ederek bir anda gerilere düştüler. Ve Ortombo Sor Lig'de ilk yarışında galibiyetle tanışan ve en hızlı turu alan Batu Küçükçetin bir anda şu an 2 saniye farkla yarışın lideri konumuna geldi. Bir de hardı var bu arada. Evet. Aa evet, lastiklerden bir bahsedelim. Var, evet. Emre de bu arada üçüncülüğe yükseldi. Ferrari pilotu Emre Aydemir ve onun da hardı var. Yani mediumlar arasında şu anda 2 tane hard girdi. Bu tabii ki işleri değiştirecek. Evet, gerçekten lastiklerin durumu da işleri ve stratejileri ciddi manada değiştirecek. Ve şu anda kısaca bir startın kazanan kaybedenlerine bakacak olursak Batu Küçükçetin 2 sıra yükseldi. Emirhan Buyruk başladığı yerde Emre Aydemir tam 5 sıra yükselmiş durumda. Bu arada Egemen Keskin'in şu anda atağını gördünüz. DRS ile beraber Emre Aydemir'e hiç beklemeden atak yaptı. Ve ilk DRS düzlüğünde asgari çıkanında Emre Aydemir'i güzel bir geçişle arkada bıraktı. Bu arada Batu Küçükçetin, evet sanıyorum Batu spin attı. Ve bir anda Batu Küçükçetin asgari çıkışında attığı spinle liderlikten 12.liğe kadar düştü ve düşmeye de devam ediyor. Batu Küçükçetin kalifiye olacak. Hareket etmesi lazım artık. Evet, hareket tamam. Etti sonunda. Safety car da çıkabilirdi. Evet, Batu Küçükçetin'e maşallah dedik ve Batu Küçükçetin yaşamadı. Şu anda DRS ile beraber Volkan Sezgin'in atağını gördük. Ancak öndeki Kemal Güçhan'ın da öndeki tarafta Mert Türkmen ve Eray Güner'den aldığı DRS var. İşte Eray Güner'in başı çektiği DRS trenini şu anda görüyorsunuz. Volkan Sezgin nispeten biraz daha yakın Kemal Güçhan'ın Mert Türkmen'e olduğu mesafeden. Arka sıralarda çekişmeler devam ediyor. Start'ın şu anda dediğim gibi kazanan ismi Emre Aydemir 5 sıra aldı. Kartalan Yılmaz 5 sıra aldı. Ahmet Ertürk 6. Sedat Turan 7 sıra aldı. Neredeyse puan barajına girecek Sedat Turan. Evet, Volkan Sezgin çok iyi bir çekiş yakaladı. Lezmo da içeride kaldı. Lezmo 1'de. Yanında kalmaya devam ediyor Kemal'de. İkisinin arasındaki kapışma devam etti. Kemal'den bir switchback gelmedi ve Volkan Sezgin'den güzel bir geçiş gördük Lezmo'da. Ancak Kemal Güçhan şimdi karşı atak yapıyor. Bakalım Volkan savunabilecek mi? Ancak Kemal dive bomb atacak kadar yakın değil. Çok güzel başladı yarış. Orta sıralarda geçişler de gayet güzel. Bu arada Türker'de bir spin atarak sonuncu sıraya geriledi. Bütün bunlar olurken onu da ayrıca not düşeyim. Türker'in bu arada kanadında da hasar var sanıyorum. Yanlış mı gördüm bilmiyorum ama sanki kanadın sağ ön tarafında ufak bir hasar var. Mert Türkmen Eray Güner'e farkı hızla kapatmaya devam ediyor. Eray Güner de artık Emre Aydemir'den DRS almaya başladı. Ve DRS treninin başı bir anda değişti. Volkan Sezgin DRS'den koptu. Artık Eray Güner, Mert Türkmen, Emre Aydemir'in DRS treninde. Kemal ise Volkan Sezgin'de. En sonunda bir Aston Martin var. Evet. Az önce aslında Ramazan Türker'i geçmişti ama şu anda Türker gene Ramazan'ı geçmiş. Ramazan bir daha hata yaptı herhalde biz bakmazken. Gene evet, sonuncu sıraya gerilemiş. Kabus gibi bir yarış oluyor Ramazan için. Yani diyecek bir şey yok. Egemen'le Emirhan bir kez daha arka arkaya geldiler. Şampiyondaki en büyük iki rakip şu anda 2 saniye kadar gerisinden takip ediyor Egemen Emirhan'ı. Evet, bu arada bakalım yarışın bundan sonrası ne olacak? Chat hazır Emirhan'dan bahsetmişken ilk turda yaşanan çok tartışmalı olacak olaya tekrardan bir göz atalım arkadaşlar. İlk turda Aston Martin'ler, Türker bu arada retire, pit'e girip retire verdi. Evet. Aston Martin'ler güzel bir start aldı. Ön sıradalardı. Ramazan Durak pole pozisyondaydı. Emirhan Buyruk'un Ramazan Durak'ın arka tekerine temasıyla bir anda Aston Martin'ler demeyeyim Ramazan Durak en arka sıralara kadar düşmüş oldu. Ve Emirhan Buyruk'ta Batu Küçükçetin'in hatası sonrası bir anda kendini liderlikte buldu. Evet, Mert Türkmen şimdi tekrar arka kanadı açacak. Önündeki Eray Güner'e karşı. Eray Güner'in aracının hızı yeterli diğerisi değil. DRS de yok. DRS evet. De yok Eray'ın bu sefer. Oo, bu arada pitten çıkan. Türker'in. Evet. Türker'in gerçekten AI'yı. Türker'in AI'yı Volkan'ın geçişine mal oldu belki de. Ve Eray Güner pozisyonun yeri aldı. Ve Volkan'ın buradaki çekiş kaybı hatta Kemal'e de faydalı oldu. Pardon, Kemal'e diyorum.
Mert Türkmen'e de faydalı oldu. Volkan Sezgin'e de faydalı oldu. Orada şimdi Mert Türkmen Volkan Sezgin'in atağını yiyor. Ve Rogia Şikan'ın da Volkan Sezgin Mert Türkmen'i geride bıraktı. Mert Türkmen kan kaybetmeye devam ediyor. Kemal de Mert Türkmen'i geride bıraktı. Abi yapacağınız oyuna sıçayım. Adam zaten pite girmiş, retire vermiş. O araba neden pitten tekrar çıkıyor ki? Otomatik olarak değil mi? Yani, neden çıkartıp evet, onu dışarıda yok ediyorsun? Neden yani... çıkartıp dışarıda yok ediyorsun? Ghost da yapmıyorsun. Evet, gerçekten. Yani olacak iş değil gerçekten. Şu olay absürt ötesi bir şey yani. Mert'in geçişine mal olduğu yetmediği gibi iki sırada gerilemesine sebep oldu aynı zamanda. Aynen, gerçekten adam iki sıra kaybetti oradaki kan kaybıyla. Ya belki şu orada ciddi bir blokaj yani da gelmiş burada olabilir. Evet, bir yani blokaj yaptı yani. Değil yani. Valla garip yani, bilmiyorum, çok enteresan ya. Evet, gerçekten çok saçma şeyler. Bu arada helikopter kamerası gerçekten çok güzel. Bayılıyoruz helikopter kamerasına. İşte şimdi Volkan Sezgin start finish düzlüğünde arka kanadı gene açtı. Eray Güner yarışa başladığı yerde dördüncülükte DRS trenini çekmeye devam ediyor. Volkan Sezgin dışarıda, Kemal içeriden ikili saldıracaklardı. Orada bir üçlü olalım, güçlü olalım dediler. Ve Volkan Sezgin geçiş tamamladı. Kemal de yanına kadar geldi şu anda Eray Güner'in. Kemal de neredeyse geçiş tamamlayacaktı. Ancak Eray güzel savundu. Şimdi Grande Körve'de dışarıdan cesur bir açak deniyor Kemal Güçan. Ancak Eray Güner yerini korumaya başardı. Ve Eray Güner'den Volkan'a çok güzel bir karşı atak geldi. Şu anda ilk ikinci şikana, Rogia şikanına doğru yaklaşırken ancak Volkan yerini korumaya başardı. Bu dördüncülük mücadelesi şu an gerçekten yarışa renk katıyor. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Kemal tekrar yani, atak yapıyor bu arada. Lezmo'da. Ben Kemal'e özellikle not düşmek istiyorum. Bu adam aylardır oyunu oynamıyor ve daha 3 gün önce aldı yeni sistemini. Yani yeni simülasyon parçalarını ve oyunu ve mükemmel bir çıkartıyor. Dedim maşallah dedim, adam dışarı çıktı. Evet, yani, gerçekten maşallah dedik. Ya, evet. Evet, senin bugün Osman Can susman gerekiyor ya bence de. Evet, ve Mert evet, Türkmen Kemal'i şu anda geride bırakmak için içeriye girdi. Kemal dışarıda, parabolikada yan yana dönecekler. Kemal dışarıda kalmaya devam etti ve Volkan, ne Volkan'ı, Mert Türkmen geçiş manevrasından vazgeçti. Nasıl olsa DRS var, tekrar atak yapacağım diye düşündü muhtemelen Mert Türkmen. Önde de Kemal şu anda Eray Güner'e, Eray Güner de Volkan'a atak yapıyor. Bu orta sıralardaki kapışmalar gerçekten çok iyi. Bu arada Mert Türkmen bir frenleme kaçırdı. Eray Güner de corner cutting'den 5 saniye ceza aldı. Ve şu anda kapışmalar biraz da azaldı gibi. Ve burada Kartalan Yılmaz bir anda kendini 7.likte buldu. Gerçekten çok ilginç bir yarış oluyor. Fatih de bir hata yaptı ve 11. sıraya kadar geriledi. Egemen de bu arada Emirhan'ın arasındaki farkı 1.8'e kadar indirdi ama daha fazla indiremiyor. Bu arada... Hala DRS mesafesine girmeyi başaramadı. Önlerde. Aynen öyle. Rogia çıkışı bu arada Ahmet Ertürk. Güzel bir çekiş yakaladı. Şu anda Mert Türkmen'e atak yapacak. Lezmo 2 sonrası Asgari'ye doğru olan DRS düzlüğünde. Ancak Mert Türkmen ve Kartalan ikisinin de Kemal Güçan'dan aldıkları DRS var. Tabii ki bu DRS varken arkadakinin geçmesi çok zor. Bu arada şey de dikkatimi çekti. İki araçta da DRS varken Mert Türkmen overtake'e, IRS'e basmıyorken Mert Türkmen'in aracı gene de daha hızlı. Ve bu arada Sedat Turan bir anda Asgari çıkışında Ahmet Ertürk'ün yanına geldi. Parabolika'ya doğru yaklaşırken Ahmet Ertürk frenlemede Sedat'ı gayet güzel coverladı diyelim. Önünü engelledi ve pozisyonunu korumayı başardı. Şimdi arka kanatla beraber Sedat Turan Ahmet Ertürk'e tekrar atak yapacak. Ahmet Ertürk muhtemelen biraz fazla yere basma kuvvetiyle çıkmış olabilir. Çünkü iki araçta da DRS varken Ahmet'in aracındaki yavaşlık farkını görüyorsunuz, hız farkını. Ve şu anda Sedat Turan temiz bir şekilde geçişi tamamladı ve 9.luğa çıktı. Önde Kemal. Mustafa Gemici Alican Vatanperver'i geride bıraktı, McLaren pilotu. O da şu anda 12. sırada, hala puan barajda değil ama. En azından o da yükselmeye başladı gibi görünüyor ki Alican'ın nesi var tam onu da anlamadım. Sektör 3'te bir sarı bayrak görüyorum. Sanırım Güvenç Balaban. Evet, evet Güvenç. Güvenç Balaban. Bu arada... Güvenç de Armlet. Aynen öyle. Bu arada Alican karşı atak yapacak. Senin kameranda onu görebiliriz. Alican diyorum, pardon. Ha, Alican aynen. Her şey karıştı şu anda. İki kameraya bakınca. Kemal Güçan hala... Eray Güner'in DRS'den kopmadı. Eray Güner bir şekilde arkada tutmayı devam ediyor Kemal Güçan'ı.
Kartalan buradaki DRS'den koptu. Artık biraz daha pilotlarımız arasındaki farklar açılmaya başladı. Eray Güner yer verdi. Evet, Eray Güner'den bir centilmenlik. 5 saniye cezası var. Kemal'i bırakayım dedi ve orada Kemal spin attı. Ve şu anda pistte ters olarak bekliyordu Kemal Güçan. Az daha Eray'la kaza da olabilirdi. Kemal çok iyi sürdü. Eray'la çok iyi kapıştı. Eray centilmenlik yaptı. 5 saniye cezam var, yer vereyim dedi muhtemelen. Ve ardından Kemal'in görüntüye gelen spinini gördük. Orada 4-5 araba da geçti yanından. Allah'tan daha ciddi bir kaza yaşanmadı. Bu arada Kemal şu anda Mustafa Gemici'den de atak yiyor. Rüzgar gibi. Evet, Alican'ı geçti. Hatta biraz daha düzlük olsaydı Kemal'i de geçecekti Mustafa Gemici. Aynen, gerçekten. Mustafa abi de bugün başarılı diyelim. Yani başarılı yarışlarından birisi. Neredeyse DRS'e girmek üzere Emirhan'ın. Yani 1.82 şu anda. 1.08 evet. Daha doğrusu. Egemen de bakalım ne zaman alacak. İşler değişecek. Şu anda Emre bu arada... Emre de bu arada 7.5 saniye kadar geriden devam ediyor. Emirhan bir hata yaptı. 0.8'e indi aradaki fark. Egemen artık DRS alacak Emirhan'dan. Ön o zaman da... ben hemen oraya geçiyorum. Sana Sedat Turan'ı bırakıyorum. Evet. Sedat da şu anda Kartalan'ın dibinde. O da bir atak peşinde. Egemen'den... bulamadı. Egemen'den Emirhan şampiyonanın şu anda... En favori iki isminin kapışmasını izliyoruz. İşte Emirhan önde, Egemen arkasında. Artık Egemen'in DRS'si de var. Emirhan'ın işi çok daha zor. Gerçekten çok daha zor. Bakalım, güzel bir frenleme. Helikopter kamerasından ilk şikan olan Variante şikanını gördük. Ve Grande Körbe'de hala helikopter kamerasından yarışın lideri, şampiyona lideri Emirhan Buyruğu izlemeye devam ediyoruz. Arkasındaki Egemen Keskin'de DRS ile birazdan kendisine saldırma mesafesine gelecek. Evet bu arada Kartalhan da Sedat'a geçildi. Hatta Ahmet Ertürk'e de geçildi. Bir virajda iki pilota birden geçildi. Ahmet de biraz kontra verdi ama toparlamayı başardı. Mustafa Gemici, Kemal Güçankar'ı da geride bıraktı. Hatta şimdi bir çakışarak döndüler ve burada momentum kaybetti Mustafa Gemici ve aldığı bütün pozisyonları geri verdi. Hem Kemal'den hem de Ali Can'dan pozisyonlarını geri vermiş oldu. Bu arada Ahmet Ertürk'e bir şey oldu sanırım. İki kişiye birden geçildi tekrar da Ahmet Ertürk. 10. sıraya geriledi. Hiçbir şey olmadıysa da bir şey olmuştur. Evet yani bir hata olduğu zaman anlık geçiyorlar birbirlerini çok hızlı şekilde. Soldan dikkat ediyoruz. Ancak öyle yapabiliyoruz arkadaşlar. Maalesef arkamızda çalışan 500 kişilik reji ekibi yok. Oyuncuların geneli Panatek mi kullanıyor? Arada Thrustmaster kullanan var mı? Gamepad'le hatta mouse'la oynayan bile var arkadaşlar. Geneli Panatek kullanmıyor. Logitech kullanan da var. Thrustmaster kullanan da var. Bu arada Panatek Egemen artık... Hazırlık. Evet. Egemen artık iyice yaklaştı. Onda 3 saniyelere kadar düşürecek farkı. Variante şikanının çıkışında Emirhan Buyruk'tan ufacık bir kontra gördük. Minicik. Bakalım Egemen Keskin bundan faydalanıp şimdi Roggia'da daha da farkı kapatıp atak yapabilecek mi Lezmo sonrası? Kemal Güçan 5 saniye ceza aldı bu arada ve pite girdi. Pite girerken, arkada da Fatih şu anda Kartalan'ı geçecek gibi duruyor. Ve Fatih bir anda fark açıldı. Fatih muhtemelen bir hata yaptı. İşte Lezmo 2'deyiz. Egemen Keskin'in kamerasında şampiyonanın şu an en öndeki iki ismi. Artık Egemen Keskin DRS ile saldıracak. Ancak Lezmo'dan iyi bir çekiş yakalayamadı. Onda 7 saniye geriye düşerek çıktı. Buradaki bu kısa DRS düzlüğünde geçiş yapmak için onda 4 saniyelerde falan çıkmanız lazım arkadaşlar. Değerli izleyiciler. Yoksa geçiş yapmak çok zor. Şimdi Egemen Keskin start finish düzlüğünde Emirhan Buyruk'un TOW etkisiyle, hava tüneli etkisiyle beraber öne doğru yaklaşmaya devam ediyor. Parabolika'da fark onda 3'e kadar düştü. Şimdi start finish'teki tribün düzlüğündeki DRS'te derken Emirhan'dan bu arada bir undercut denemesi yedi. Gelecek derken 5 saniye ceza. Yedi. İnanılmaz gerçekten. Egemen şu anda çok rahat bir şekilde yarışı kazanabilir. Üstelik Monza'da lastiklerde çok ciddi bir aşınma olmadığı için Egemen bu undercut'ı rahatlıkla savunabileceğini düşünüyorum. Çünkü lastikleri ısıtmak da zor Monza'da. Çok fazla viraj yok. Bakalım Emirhan ne kadar hızlı lastik ısıtabilecek. Bir de trafiğin içine çıkacak Emirhan. Emirhan bugün dikkatsiz. Frenlemede hata yaptığı için zaten Ramazan'a vurdu gibi gördüm ben onu. Evet. Şimdi bir de üzerine pite girerken frenlemede hata yaptı.
5 saniye ceza yedi. Undercut denemesi elinde patlamış oluyor şu anda. Evet, bugün frenlemelerde bir hata yapıyor. Çıkarsa, evet, güvenlik aracı çıkarsa daha da kötü olacak işi. Evet. Ahmet Ertürk yarışa veda etti. Aa, arkada Ahmet Ertürk gitti. Yok oldu Ahmet Ertürk'ü. Evet. Pit'e girmiş. Pit'te çıkacak büyük ihtimalle gene. Yarışa veda etti. Bakalım şimdi Egemen Keskin nasıl bir farkla çıkacak gerçekten? Nasıl bir farkla geçecek? Bu tur pit'e girecek mi? Lastiklerini ne kadar korudu? Yoksa sıcak lastik avantajı varken Emirhan Buyruk'a karşı biraz daha devam edecek mi? Bu arada Emirhan Buyruk'un şu an lideri olan farkı 24 saniye. Giriyor. Ve Egemen pit'e giriyor. Ve Egemen şu anki farka bakılırsa önde çıkacak gibi duruyor. Muhtemelen Egemen Egemen'den de bayağı yavaş girdi pit'e. Evet. Egemen'den de muhtemelen hard tercihi gelecektir diye düşünüyoruz. Egemen bir hata yapmasa bence de yarışın galibi olacak. Bakalım sıralama şu anda bayağı değişti. Egemen kanat değişiyor. Oo! Egemen kanat değişti. O yüzden pit'i bayağı uzun sürdü. Emirhan şu anda onu geçiyor. Yalnız bir yani Egemen üstüne binebilirlerdi. Egemen zaten gayet iyi giderken yani kanadında ciddi bir hasar yoktu muhtemelen. Acaba otomatik kanat değişimini açık mı unuttu ya da evet daha mantıklı düşünelim abi. Ufacık bile bir hasarı varsa Emirhan'ın zaten 5 saniye cezası olduğunu gördü Egemen. Ve artık 5 saniye farkı kapatabileceğini düşünüyor da olabilir. Yani pist üstünde birinci olmayıp sıralamada birinci olayım diye düşünüyor da olabilir Egemen. Evet şu anda yani ufak bir Emirhan'ın hasar bile çünkü değiştirebilir. 5 saniye penceresinde zaten şu anda Emirhan'ın. Bu tur Emirhan farkı açacaktır ama ondan sonrasında tekrardan kapanabilir rahatlıkla. Aynen öyle. Evet bu arada pilotların arasındaki sıralamalar biraz daha oturdu şu anda. Pilotlarımız teker teker pit'e giriyor. Emre Aydemir birinci sırada 13 turluk hard lastiklerle. Şu anda son sırada pit'ten çıkıyor. Emre Aydemir bu arada parantez açmak istiyorum. Son derece hiç etliye sütlüye bulaşmadan stabil sürüyor. Evet. Hata da yapmadı. Pace olarak evet öndeki ikili kadar hızlı değildi ve sürekli ara açıldı. 4 saniyeden 9 saniyeye çıkmıştı. Ama sonuçta bir ceza almadı. Mesela Volkan'ın 1 saniye arkasında ama Volkan'ın cezası var. Emirhan'ın cezası var. Bunlar oldukça önemli şeyler. Hatta ikisinin de 5'er saniye. Volkan'ın 5, Emirhan'ın 5, Kemal'in 5, Ramazan'ın 3, Alican'ın 3 derken Emre Aydemir uçtu. Evet. Abi ben kimi maşallah desem? Yani bugün gerçekten sende abi, çok ciddi bir şey var. Yani hiç kimseye maşallah deme lütfen. Yarışa etki ettin bugün ya. Gerçekten yarışa etki ettim bugün ya. Ya böyle bir şey yok ya. İnanılmaz ya. Ya kimi övdüysem gitti ya. Şaka gibi. Evet bu arada arkada Ramazan Durak pitler sonrası yükselemedi. Artık biraz daha dediğim gibi farklar da oturdu. Volkan Sezgin akrabam değil. Şu anda yarışın liderliği konumunda ancak Volkan pit yapmadı. Pit yapanlar arasında şu an en önde Emirhan Buyruk'u görüyoruz. Şampiyonun lideri Emirhan Buyruk. Bugün hiç screen time almadı. Emirhan'ı bir gösterelim. Yarın da Emirhan biliyorsunuz ki TR1'de Osmanca'nın yorumculuğunu yapacak. Yorumcu olduğu kadar da başarılı bir sürücü desek de bence... Soracağız. Bence yorumculuğu sürücülükten daha başarılı. Şimdi övdün mü sövdün mü adama belli değil. Yani şimdi yorumculukta daha az hata yapıyor. Yani şimdi düşünecek olursak yorumculukta daha başarılı. Ben tamamen şeye bakıyorum hata yüzdesine göre. Bu arada Sedat Turan bugün ilginç bir şekilde bayağı hızlı. En çok geçişi ya. Sedat'tan gördük gerçekten. Ve şu anda da Mert Türkmen'e karşı Sedat Turan arayı kapattı ve DRS mesafesine yetişti. Bu arada Eray Güner'den de Kartal'ına atak görebiliriz. Osmanca'nın küçük kamerasından da Eray Güner'i izleyelim. Sedat Eray Turan. Güner'i bulursam. Sedat onların Turan bir de girmesini gösteriyordum o sırada. Evet bu arada. Volkan cezasını çekti. Bu arada Kartal. Evet Eray geliyor. Bayağı bir hız farkı var. Çok ciddi bir hız ciddi farkı. Ciddi bir hız farkıyla geçiş yaptı Eray gerçekten de. Çok ciddi bir hız farkıyla geçiş tamamladı. Eray setup konusunda başarılı. Gerçekten setup konusunda ama başarılı. Ama o kadar yani. Falan diyor. Ama o kadar falan diyor. Başka da bir becerisi yok falan diye. Nasıl olsa Ramazan benim... Ramazan da geride Ege'yi geçti. Nasıl olsa Eray benim moderatörüm. İstediğim gibi sallayabilirim. Bu arada Volkan Sezgin de Emre Aydemir'in şu an DRS mesafesini yakaladı. Volkan Sezgin'i de ufaktan bir gösterelim.
Tüm pozisyon. Asikleri görmek istiyorlar. Benim ekranda ben de gösterdim. Ama çok küçük olduğu için büyük tamam, ihtimalle. Tamam, pite girmeyen sadece Mustafa Gemici ve Batu Küçük Çetin var. Ege gitti. Senin gösterdiğin kişilerde bir şey oluyor. Ben bugün mesela hiç replay yakalayamadım. Hep evet, sende oldu replayler. Gösterdiğin herkes patladı gerçekten. Ya söylediğim ya gösterdiğim genellikle ikisi birden olmak üzere evet. Gidiyor insanlar yani. Evet, değerli Soruluk izleyicileri, şu anda burada bir oylama açıyorum. Osmancan bugün yayın açmasın diyenler. Yorum. yorum. Ben sunucu keniyim. Yorumcu olduğum zaman demek ki böyle oluyormuş. Evet. Hani eskiden kem gözüm vardı ama bayağıdır aktif kullanmıyordum. İstemsiz olarak galiba kem göz veriyorum şu anda. Bu arada Batu geri dönüyor demişler ancak Batu henüz pit stop yapmadı. Şu şekilde yapmadı. Gösterirsek Batu ve Mustafa Gemici pit stop yapmayan son iki pilotumuz. Pozisyon değişimleriyle şu anda Mustafa Gemici 12 sıra yükselmiş durumda ancak bu sıralar tabii ki birazdan kaybolacak. Volkan Sezgin de Emre Aydemir'in DRS mesafesinden tekrardan koptu. Artık Volkan Sezgin'in başı çektiği bir Mert Türkmen, Sedat Turan DRS treni var. Alpin pilotlarının DRS trenleri yapmasına gerek gerçek hayatta gerekse burada çok alışığız. Biliyorsunuz Formula 1'in en büyük lokomotiflerinden birisi kimdir? Fernando Alonso. Fernando Alonso. Aynen. Kesinlikle. Yani Fernando Alonso'yu geçmek gerçekten İstanbul'daki böyle sarı dolmuşları geçmekten bile daha zor. Bu konuda kesinlikle. Eminim. Kesinlikle. Bu arada Egemen Emirhan'la 5 saniye farkı tutuyor. Yani bu şekilde biterse yarış Egemen zaten Emirhan'ın önünde bitirecek. Herhangi bir güvenlik aracı falan da çıkmadı enteresan evet. Şekilde. Ya TL2'de hani güvenlik aracı çıkmaması hiç. Çok ilginç evet. Yani şimdi burada pilotlarımızı tabii ki biraz yanlış bir cümle kurdum ama yani şöyle TL2'de şu an çekişme çok daha fazla var TL1'e göre ve pilotlarımız şu anda şampiyonluk mücadelesindeler hala. Ben daha agresif süreceklerini umuyordum. Ama senin demek ki o bol safety car'lı yarıştan sonra yaptığın uyarı pilotlarımızı biraz daha dikkatli olmaya yetmiş diyelim. O yarış ama yani gerçekten open lobby'den farksızdı ya. Bu yani abi. Çok iyi oldu öyle oldu yani. Yoksa hani şu anda bu yayını yapmıyor olurduk. Orhun'un hala öyle olmasaydı. Bu arada Roche Yaşıkan'ın sonrası Sedat Turan iyice yaklaştı öndeki Mert Türkmen'e. Mert Türkmen'in Volkan Sezgin'den DRS'si var. Ancak arkadaki Sedat Turan'ın yaklaşmasına engel olamıyor. İşte Sedat Turan tekrar kanadını açtı. İşte burada da biraz daha setup farkı devreye giriyor. Mustafa Gemici'den de soft tercihi geldi. Bakalım yarışın yani sonuna kadar götürebilecek mi? Mustafa Gemici'den acaba bir safety car umudu mu var? Evet da safety car çıkarabilecek şu anda Türker vardı o DNF oldu. Sen de Türker'i çok rahat gömüyorsun ya. Bu arada Ege Ertem retire. Ha pite girip retire. Pite girip retire verdi Ege. İnşallah Batu pitten çıkıp da birilerini yok etmez. Bu arada yani Emre Aydemir de Batu Küçük Çetin'e artık atak yapmaya başladı. Batu evet. Ciddi eski lastiklerle devam ediyor. 18 sorulu kartlarla devam ediyor. Batu Küçük Çetin muhtemelen son şansı olan safety car'ı düşünüyor. Batu Küçük Çetin 3 saniyede cezası var kendisinin. Şu ceza anda... ama safety car cezası yüzünden ona büyük sıkıntıya sebep olacak. Emirhan da aynı şekilde. Evet, Güven 3 saniye ceza aldı. Mustafa Gemici ile Ramazan Durak arasındaki fark kapanıyor mu diye bakıyorum ama kapanmıyor. Yani kapandı bu arada. Farkları... Bu arada kapandı. Şimdi kapandı. Evet, şimdi Ramazan kapandı. Durak bir muhtemelen enteresan. Bir hata yaptı ve Mustafa Gemici bir anda farkı kapattı. Bak uzaktan da olsa bir şey söyledim diye bak hata yaptı adam. Yok aynen. Felaket durumdayım bugün gerçekten. Göstermeden hata yaptırabiliyorsun artık. Böyle yani evet, adının evet, da ilk şeyini aldığında soyadı söylemeden hata oluyor gerçekten. İnanılmaz bir şey bugün evet. Bakalım Mustafa Gemici Ramazan Durağı yakalayıp geçebilecek mi? Herhangi bir puan için derken bir mücadele Ramazan yok. Derken Ramazan DNF falan deyip böyle. Bu arada Emre Aydemir tekrardan DRS'ye girdi Batu Küçük Çetin'in. Şu anda Sedat Turan da artık iyice yakın durumda. Mert Türkmen'in artık DRS'si yok. İşte Sedat Turan atağa başladı. Hız farkını görüyorsunuz. Burada DRS çok önemli. Ve Sedat Turan rahat bir şekilde şu an öne geçti. Volkan'a yaklaşmış durumda. Mert Türkmen'den
bir savunma gelemedi zaten aradaki hız farkından dolayı. Evet, Mustafa Osman Gemici de geçiyor şu anda. Ramazan'ı geçti, geride bıraktı. Osman ulti atmış diyor chat. Gerçekten de fatality bile attı. Ulti demek az kalır gerçekten de. Ultim hiç bitmiyor, evet. LoL'deki Urf modu gibiyim şu anda. Sürekli ulti atıyorum 20 saniyede bir. Tamam, moddayım. Kartal da bu arada yarım saniye kadar geriden takip ediyor Eray'ı ama hala bir geçiş imkanı bulamadı. Hatta çimenleri biçti biraz önce. Evet. Neden? Çünkü Kartal'a baktım dönüp. Kartal'dan bahsediyordum. O zaman ben Kartal'ını göstereyim. Evet, ben döneyim. Sevmediğim biri var mı DNF olmasını istedin? Ona bakayım. Emirhan'ı DNF edelim ya, şampiyona kızışsın. Bir Emirhan'ı DNF edersen, bir maşallah dersek Emirhan'a. Emirhan'ın maşallah var. İşte maşallah yok aslında. Bugün kötü bir performans. Önce takım arkadaşını DNF etti neredeyse. Ondan sonra pitte girdi, 5 saniye ceza aldı. Yani bilmiyorum. Bu arada hafiften Egemen'le... bulutlanma var havada. Evet, onu bu arada Egemen'le fark da kapanmaya başladı. Egemen 3.4 saniyeye kadar düşürdü farkı. Gene de bir işe yaradı. DNF edemedin ama fark 4.5 saniyeden 3.5 saniyeye düştü gösterdiğin anda. Kartalan Yılmaz bence yani aynı şeyi diyeceğim. Emirhan Buyruk'un lafı neydi bu sürekli söylediği? Anlaşılan mıydı? Neydi? Arka arkaya. Ne diyordu, ne diyordu ya? Ne diyordu? Ne diyordu? Chat ne diyordu? Açıkçası. Evet. Açıkçası. Sürekli setup diyorum ama açıkçası arkadaşlar. Kartalan bence açıkçası çok da iyi bir setup yapmamış açıkçası. Gördüğünüz üzere açıkçası bir türlü yaklaşamıyor deyip böyle Eray Güner'e. Ben yani DRS'ye rağmen bu geçişi yapamamasının setup'a bağlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Der bir sorun var. Batu'nun sürekli arkasından koşuyor. 5 turluk mediumları var. Büyük bir lastik avantajı var. DRS avantajı var. Ama sürekli peşinde. Yani bir türlü geçmeyi başaramadı. Batu da... Düzlüklerde hızlı kapatamıyor. Evet, yani gerçekten dediğim gibi sürtünme kuvvetinin az olması çok önemli bu pistte. Çok çok önemli. Bu arada Batu da harbiden sanırım Albon'un yaptığını yapacak. Yani hardlarla son tura kadar gidip son tur pite girip softları takıp bir fastest lap falan böyle, yani ne yapmaya çalışıyor? Hala bir safety car umudum var. Hiçbir fikrim yok Batu'nun. Safety car umudu için 3 tur kaldı zaten. Çünkü 25. turdan sonra girmez yani. Ortalık yıkılsa da girmeyecek. O yüzden şunun şurasında 3 turu kaldı bir safety car çıkması için. Batu küçük chat'in acaba mandatory pit olduğunu bilmiyor mu? Kuralı bilmiyormuş. Bu arada Batu'dan sonunda bir hata geldi. Çekişteki hata sonrası Emre Aydemir hemen gene geçemedi. Evet, Grande Kurve'de hemen içeriye girmeye çalıştı ama Batu hemen kapattı. Yani çekişi yakaladığı gibi kapattı ve görüyorsunuz frenlemeden çok önce Batu Küçükçet'in iç çizgiyi kapatmaya başlıyor. Yani breaking point'e gelmeden önce Batu savunmaya başlıyor. Çok ilginç bir sürüş yapıyor Batu şu anda. Batu da gerçekten geçen yarışta da gerek Egemen'e gerek Emirhan'a karşı ciddi başarılı bir savunma yapmıştı. Acaba gene öyle savunmalar görecek miyiz? Batu evet 21 turluk hard lastiklerle devam ediyor arkadaşlar. Evet, Emre Aydemir gene yeterince yaklaşamadı. Emre Aydemir... Bu arada bir sorun yaşadı ve 8. sıraya geriledi. Normalde Volkan'ın arkasındaydı. İki Alp'in arka arkaya gidiyorlardı. Evet, Emre bilerek geçmiyor, lastik koruyor. Volkan DRS yetişti. Koruyor sorun diyorlar. Orada. Evet, ancak Volkan da artık Volkan ön tarafa yetişti. Evet, Emre bilerek geçmiyor da. Hani Volkan şimdi affetmeyecek yani orada. Bakalım Volkan'ın aracın setup farkı ne kadar Emre Aydemir'e karşı. Eray da bu arada Sedat'a bir atak yapmaya çalışıyor. Sedat zaten spin atıp geriye düşmüştü. Bu arada ikisi de gene yeterince yaklaşamadılar. Gerek Emre Aydemir gerek Volkan Sezgin olsun. Ama şu anda Eray yetişti. Evet, Grande Körve'de Batu Küçük Çetin'den Emre Aydemir'in ne kadar yakın olduğunu gene görüyoruz. Kötü bir yerde kaldı. Bir de ceza aldı üzerine yani. Yol vereyim derken pist dışına çıktı. Evet, gerçekten de. Pistten çıkmıştı o sırada Kemal. Gerçekten çok saçma bir yerde gene. Buranın pit çıkışı biraz tehlikeli tabii biliyorsun. Evet evet, bir anda ilk viraj çıkışına. Yani Bahreyn de böyle. Bahreyn de büyük sıkıntı açıkçası. Avusturya. Red Bull Ring. Orada da pit girişi çok ciddi bir sıkıntı biliyorsun. Bu arada ya, ben gerçekten anlayamıyorum. Ya Emre bence de bilerek geçmiyor çünkü yani
geçebilmesi lazım. Ben Batu'nun bu lastiklerle hala bu tempoda gidebiliyor olmasına inanamıyorum. Aklım ermiyor gerçekten. İşte Parabolika'ya yaklaşırken Emre Aydemir gene içeride bir gösterdi. Emre Aydemir'den ciddi bir geç frenaj geldi. Neredeyse temas bile olabilirdi. Batu Küçükçetin hala pite girmedi. Batu Küçükçetin 25. tura doğru giderken hala pite girmedi. İnanılmaz. Artık girecek mecburen. Yani dediğim gibi artık güvenlik aracı çıkma ihtimali kalmadı. Bu tur çıktı çıktı çıkmadı bitti. Zorlanıyor arabayı virajlarda. Bak bak nasıl şey evet, yapıyor. Evet, ben evet. Volkan'ın gözünden izliyorum şu anda. Ama Emre tamam geçmeyeceğim, adamın cezası da var, ona da güveniyor falan. Volkan da bir şeyden takip ediyor. Emre sonunda hata yaptı bu arada. Batu içeriği kapattı. Emre dışarıda. Geç bir frenajla beraber Emre Aydemir sonunda geçişi tamamladı. Ancak Batu Küçükçetin karşı atak yapmaya çalışırken bu sefer Volkan Sezgin'e de geçildi. Ve Batu Küçükçetin 5.liğe kadar düştü. Evet artık biz de bunu... pite girmesi lazım. Evet gerçekten pite girmesi lazım. Batu Küçükçetin'in artık. Çünkü bu şimdi sefer arkada için... Mert Türkmen de gözüktü. Şimdi üçüncülük için muhteşem bir kapışma görebiliriz Volkan'la Emre arasında. İkisinin de cezası yok. Volkan cezasını çekti çünkü. Birinde 8'lik medium, birinde 8'lik hard var. Yani ne olacağı hiç belli değil. Hava da iyice kapandı ama yağmur yağmaz artık. Yani yağsa da bu saatten sonra pisti yeterince ıslatmaz diye düşünüyorum ben. Yani kimsenin evet. Inter takmak gibi bir çılgınlık yapacağını düşünmüyorum. Bu arada ilk sektörde sarı bayraklar vardı ilk şikanda. Bir Aston Martin pilotu sanıyorum Ramazan Durak. Orada hata yaptı. Hayır. Emirhan. Emirhan. Emirhan hata yapmış. İnanılmaz. Egemen Keskin şu an yarışın pist üzerindeki de galibi. İlk sektörde bir Aston Martin görmüştüm. Emirhan'a döndüm ve Emirhan maalesef hata yapmış. Evet, bugün Emirhan LoL'e devam diyebiliriz o zaman. Zaten ikinci bitirecekti. Bir şey değişmedi. Arkasında 15 saniye gerideler zaten Emre ile Volkan. Bakalım Emre Aydemir bu arada çok hızlı kapatıyor farkı. Yani 18 saniyeden 14'e düşürdü tek turda. Şimdi o tabii Emirhan hata yaptı ama orada onun da etkisi var. Lastikleri ne oldu ama Emirhan'ın acaba şimdi tabii, o spin lazım. Sonrası veya aracında bir hasar var mı? Bakalım Emirhan'ın araçta bir hasar yok gözüküyor. Asgari çıkışında şu anda. Çekişinde de bir sorun yok gibi duruyor Emirhan'ın. Eren şu anda Sedat'ı zorluyor arkada. Kartal da hemen arkalarında. Son puan gene Kartal'a gidecek. Mustafa Gemici 1,5 saniye kadar gerisinde Kartal'ın aradaki fark yeterince hızı kapatamadı. Egemen şu anda zaten de facto olarak yarışın lideriydi. Şimdi de jure olarak da yarışın lideri oldu kendisi. Evet, bize bunu çevirir Emirhan misin de... anlamayan arkadaşlarımız için öncelikle. Yani de facto biliyorsun yani kağıt üzerinde yarışın lideriydi as a fact. Aynen. Olarak. Şimdi gerçekte de lider oldu yani. Peki hangi öyle dildeydi bu? Latince. Latince evet. Mağazalar zinciri evet. Değil arkadaşlar. De facto evet de facto. Oradan geliyor ama biz de facto sponsorumuz değil. Tabii ki de facto Ortombo Soğur Lig'e sponsor olmak isterse hayır demeyiz sanıyorum. Seve, yani, seve seve. Yani seve seve tabii ki de bir tane gömleğin 700 lira olduğu bir dönemde neden böyle bir sponsor istemeyelim ki? Evet, bu arada Volkan Sezgin artık iyice onda 2 saniyeye yaklaştı. İşte Roggia şikanının çıkışında görüyoruz. Bu arada Eray bir hata yaptı sanırım. Bayağı bir kişiye geçildi şu anda. 10. sıraya kadar geriledi. Kartal 8 oldu, Mustafa 9 oldu. Eray son sıraya yani puan barajındaki son sıraya geriledi. Ramazan'ın baskısı altında kalacak şimdi. Lezmo çıkışı da Volkan Sezgin 10'da 3 saniye farkla gerçekten çok yakın. Hızlı bir şekilde Emre Aydemir'e fark kapatıyor. Emre Aydemir çok erkenden içeriği kapattı. Volkan Sezgin geç bir frenlemeyle dışarıdan girebilirdi ama riske girmedi. Şu anda viraj çıkışında Volkan'ın lastikleri zaten daha avantajlı. Top etkisiyle de beraber Parabolika'ya doğru Volkan Sezgin evet. içeriye girecekti. Girmedi. Evet DRS girmedi. İçin kapışıyorlar. DRS için kapıştı ikisi de. Ve Volkan Sezgin DRS'yi aldı. Parabolika'da Emre Aydemir'den de bir hata geldi. Emre Aydemir dışarıya asıldı. Açıldı. Asıldı ne? Volkan Sezgin hem DRS hem de Emre Aydemir'in Emre'nin zaten yanında. Emre'nin dış bakar mısın Emre'nin? İnanılmaz gerçekten ya. DRS'ye rağmen. Geçemiyor DRS'le vay be. Evet. Emre Aydemir içeride kalmaya devam ediyor. Bir Verstappen Hamilton var. Temas yaşadık orada. Ancak Volkan Sezgin geçişi tamamladı. Şimdi Emre bakalım karşı atak yapıp cevap verebilecek mi? Son turdayız.
Yarışın lideri şu anda Egemen Keskin. Ancak buradaki kapışma daha heyecanlı. O yüzden Egemen'e şöyle kısa bir screen time veriyorum sponsorları için. Tebrikler Egemen deyip tekrardan Emre Aydemir'e dönüyorum. Bakalım Emre Aydemir bu muhteşem düzlük hızlı setup'ıyla derken hata yaptı. Neredeyse. Evet, Emre Aydemir'den hata geldi. Ve bir anda Mert Batu Türkmen'e gitti. Dördüncülük. Batu yarışa veda etti. Mustafa Gemici ile çarpıştılar. Ve böylece Mustafa Gemici puan barajının dışında kalıyor aynı zamanda. Bunu da ayrıca bir not geçeyim. Ramazan tekrar puan barajına çıktı. Evet, Ramazan Durak ancak cezası var. Ramazan cezası Durak var, cezasıyla beraber gerilere düşebilir. Evet. Aa, Mustafa Gemici çok gerilerde kaldı. Egemen bitirdi bu arada. Egemen bitirdi. Mert Türkmen şu anda son düzlükte, arka düzlükte. Bakalım Asgari çıkanı sonrası parabolikaya gelirken Emre Aydemir gene ufak bir frenaj hatası yaptı. Emre Aydemir dışarıya açıldı. Ancak geçebilecek kadar mesafe yok Mert Türkmen'de. Ve Emre Aydemir yarışı dördüncü bitirmeyi başardı. Mert Türkmen ile Emre Aydemir arasındaki kapışma güzeldi. Volkan'la arasındaki kapışma güzeldi. Ve akrabam olmayan Volkan Sezgin bir kez daha podyumda. Mert Türkmen beşincilikte güzel bir çekişme izlettiler bize. Sedat Turan bugün başarılıydı. Yani alışık olduğumuzdan çok daha başarılıydı. Ramazan parabolikada bir spin attı. Eray gelişinde bir tane vurdu. DNF olsaydı çok üzülürdüm Eray'a. Evet, gerçekten bu arada kanatsız olarak geliyor Mustafa Eray. Mustafa Gemici puan alacak. Mustafa Gemici puan alacak bununla birlikte. Ramazan'ın 8 saniye cezası var çünkü. Ve son Mustafa Gemici'ye gitti. Aynen, son puan Mustafa Gemici'ye gitti. Kemal'i bekliyoruz buradan da. Gerçekten de son pilotumuz da lige geri dönen ve antrenmansız bir şekilde yarışa çıkan Kemal aslında çok başarılı gidiyordu. Çok bir hatayla gidiyordu, beraber geriye düştü. Sonra benim lanetimle bitti. Evet. Evet, gerçekten bugün Osman Can'da inanılmaz bir lanet vardı. Ve Ortombo Sour League Tier 2 7. yarışta Monza'da hız tapınağında gerçekten çok güzel bir yarış izledik. Ve Sedat Turan günün sürücüsü. Sedat Turan da şeye, o Okoçay'a benzeyen bir karakter yapmış. Avatar'ı neden zenci? Evet, Sedat Turan'ın zenci karakteriyle beraber günün sürücülüğünü kutluyoruz. Ve günün galibi Egemen Keskin. Bir kez daha Egemen Keskin podyumda. Çok kısacık bir intro ve ardından... Bundan da bahsedeyim. İlk defa kazandı Egemen. Evet, Egemen ilk galibiyetini aldı şu anda. Tebrik ediyoruz Egemen'i. İşte görüyorsunuz podyumda garip garip hareketler yapıyor karakteri. Garip garip danslar yapıyor. Ve Monza'da Tifosi'nin önünde Haas şu anda podyumda birinci sırada. Gunther Steiner'in gözleri yaşlı. Ağlıyor. Hıçkırı hıçkırı ağlıyor Gunther Steiner. Çok kısa bir intro ve podyum röportajlarla birlikte sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Ortombo Sour League'de tekrar sizlerleyiz. Şimdi podyum zamanı, şimdi röportajların zamanı. Çok güzel bir yarıştı. Çok ciddi çekişmelere sahne oldu. Ön sıralarda ciddi çekişmeler görmesek de arkada çok güzel görüntüler izledik. Ve çok güzel mücadeleler izledik. Ve podyumdayız. Evet, Egemen Keskin bugün ilk galibiyetini aldı. Ama standart bir şekilde 3. sıradan başlayacağım. Ve... Volkan Sezgin'le. Evet. Akrabam olan. Aynen. Akrabam olmayan Volkan Sezgin'le arkadaşlar. Chat'te evet. Sürekli soruluyor bu geyik çünkü. Volkan'la akraba mısınız diye. Arkadaşlar değiliz ama söz E-Devlet'ten araştıracağız. Akrabaysak da size bu bilgiyi vereceğiz. Evet, yarışa Volkan. Yarışa başlamadan önce isim kısmında yazayım bari. Parantez içinde. Akraba değil miyim? Akraba değiliz. Yayın yani. Başlığına ekleyebiliriz bunu gerçekten. Dururken saçma sapan. Evet Volkan, tebrikler gerçekten. Vallahi teşekkür ederim. Bir galibiyetin yani... vardı, bir üçüncülüğün vardı, iki podyum, 50 puandasın ve aynen. Bugün de tekrardan üçüncülük geldi. Öncelikle ne hissediyorsun?
Ya Emre ile çok iyi gittik. Pace'im de iyiydi, hiç beklemediğim şekilde idamdı. Ben bu kadar önlerde hız tutturabileceğimi düşünmemiştim daha başlarken. Zaten geçen grupta da konuşuldu. Çok oyuna vakit ayırasım da yok açıkçası. Yani günden güne soğuyoruz. Ama güzeldi yani. Hani podyum her zaman iyidir. Evet ya, bu arada sırf senden yana değil, bu bence gerçekten de F1 komünitesinin kanayan yarası arkadaşlar. Community çok değerli isimleri yavaş yavaş kaybetmeye başladı. EA Games'in ve Codemasters'ın yaptığı bu oyun yüzünden. Umarız yani bir şekilde düzeltirler. Böyle güzel bir community, böyle güzel bir topluluk yavaş yavaş kaybolup gitmez yapımcıların açgözlülüğü yüzünden. Peki Volkan, ya bence yarışın en güzel noktalarından biri bu arada sizin Emre Aydemir'le olan çekişmenizdi. O son anda Emre'nin DRS almak için yavaşlaması, senin ona DRS'yi vermemek için yavaşlaman, parabolik oyuncusu geçmemen ve ardından neredeyse Hamilton ve Verstappen varı bir çarpışma yaşayacaktınız varyante şikanında, yani ilk virajda. Ama geçişi tamamladın. Neler hissediyordun o sırada? Yani kafandan neler geçiyordu son turda? Geçeceğine emin miydin? Ya zaten yaklaşmıştım, onu kovalıyordum. Nitekim zaten ERS falan da kalmadı, herhalde M2 de yoktu. Şey çok komikti ama, yani ben güldüm. Hani direksiyonun başında bayağı güldüm. Hani o son şikana gelene kadar saçma sapan iki tane araba sürekli frenleşiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Yani tabii hani onun için son turu bekledim. Çünkü benim de ERS'm kalmamıştı. Bir de herhalde herkes 0-0 mı çıktı, ne yaptı? Benim 2-4'tü kanatlar. O Onu bizim gördüm. de dikkatimizi çekti. Osmancan da onu dedi. Yani DRS'ye rağmen senin Evet. Emre Aydemir'e olan hız farkın çok yüksek değildi. Emre inanılmaz bir hızla gidebiliyordu. Senin yanında savunma yapabiliyordu. Yani neredeyse geçtiğim herkesi zaten DRS düzlüklerinde de geçmedim. Hani daha sonrasındaki virajlarda geçmek zorunda kaldım. Hatta iki geçiş yaptım. Virajların adını bilmiyorum, ikinci şikandan sonrası. Roggia sonrası Lesmo 1 ve Lesmo 2. Artık neyse, aynen öyledir herhalde. Oralarda iki kişiyi geçtim. Yani onun için evet, onu maalesef kullanmak zorunda kaldım. Geç frenaja güvendim. Lastik kullanımım çok iyiydi. Özellikle mediumlarla çok iyi gittim. Yani çok hoşuma gitti. Yani uzun süre kullandım ama evet, yani evet, maalesef şeyden dolayı, biraz da güvenli setuplarla oynama isteğimden dolayı düzlüklerde çok yarışta yavaş kalıyorum zaten. Bu arada yani bence kendine güvenini biraz daha tazeleyebilirsin. Çünkü şu anda Ortombo Sour Lig'de artık 3. sıradasın Pilotlar Şampiyonası'nda. Ve kalan yarışlarda daha da yükselme şansın bile var. 3 podyumum var. Bu da gayet güzel bir başarı. 3 podyumu olan şu anda ligimizde sadece 2 pilot daha var. Emirhan Buyruk ve Egemen Keskin. O yüzden başarılının devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Tebrikler Volkan. Eline sağlık. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sırada açıkçası Bugünün olaylı ismi. bugünün olaylı ismi ve açıkçası kendi lafıyla Emirhan Buyruğu buraya çağırmaktan açıkçası çok mutluyum, heyecanlıyım. Evet Emirhan, açıkçası çok da ilginç bir yarıştı senin için. Aslında senden beklediğimizden daha sorunlu bir yarıştı. İlk virajda henüz Ramazan'la bir kaza yaşadınız. Ramazan'ın neredeyse yarışına mal oldu diyebiliriz. Oldu Oldu bu zaten. arada. Neredeyse değil, Aynen. oldu. Puan dışında kaldı. Bu da aslında size Takımlar Şampiyonası'nda ciddi bir kan kaybettirdi ve Takımlar Şampiyonası'nda Haas'a geçilmiş durumdasınız. Öncelikle bu ilk virajdan bahsedelim. Sebebi neydi? Ne oldu? Yani konuşmuş muydunuz önceden? Kalkışta şöyle yaparız, ilk virajda birbirimize yer veririz ve benzeri. Bir hata mı oldu orada? Herkese iyi akşamlar. Şöyle yarıştan önce, daha starttan önce stratejilerimizi ayarlarken ben Makaras'a demiştim ki birbirimize vurmamız falan yok mu diye. İşte şans ki vurduk gerçekten. Ramazan abiden tekrar özür diliyorum. Ona vurdum diye zaten yarış boyu fokuslanamadım yarışa bir türlü. Üzüldüm gerçekten açıkçası. Bilemiyorum artık. Evet, fokuslanamadığım belliydi çünkü yani senin kadar tecrübeli bir pilottan açıkçası beklemediğimiz hatalar geldi. Pit girişindeki ceza haklı bir ceza mıydı, yoksa itiraz edecek misin mesela? Yok yok, haklı cezaydı. Maalesef bu yarış, yani daha doğrusu 3 yarıştır hatta neredeyse yaşamadığım şanssızlık kalmadı. 81-82 civarında falan
Cezaydım ama sonuçta durmam gerekirdi. Belki biraz daha önce fren yapmam lazımdı. Anladım. Peki şampiyona da hala liderliğin devam ediyor. Aslında hala puan farkı var. Aranızda şu anda 13 puan fark var. Egemen Keskin'le beraber. Volkan nispeten biraz daha geride 65 puanda. Geriye çok az yarış kaldı. Bu yarışlarda düşüncen ne? Artık son kalan 3 yarışta Singapur, Meksiko ve Abu Dhabi. Bu pistlerde kendine güvenin var mı? Başarılı olduğun pistler mi? Ne düşünüyorsun? Yani güvenden ziyade ben her zaman çalışmaya inanan bir insanım. O pistte en çok kim çalıştıysa çok emek, kim daha çok emek verdiyse o zaten sonucunu bir şekilde alıyor. Kendinden bağımsız olaylara karışmadığı sürece diyelim. Bakacağız artık çalışmaya göre, verilen emeğe göre sonuçlar belli olacak. Bu arada sesinden yani her zamanki Emirhan değilsin. Çok moralinin bozuk olduğu da anlaşılıyor. Ama olur böyle şeyler. Yani herkesin başına geliyor. Gerçek hayatta da başına geliyor insanların. Çok büyük isimlerin bile başına geliyor. O Tabii yüzden ki. çok da moral bozmaya gerek yok. Gene gayet başarılı sürdün. Gene gayet güzel gitti. Yani 5 saniye cezaya rağmen kazanabilirdin yarışı. Ama Egemen de bugün gerçekten çok stabil sürdü. Çok temiz sürdü. Bir tek Egemen'e nazar değdiremedik bugün. Osmancan gerçekten fatality çekti bugün. Ulti attı. Yani Bugün gösterdiği, bahsettiği yani herkes patladı gösterdiğim Osmancan'ın. herkes gitti. Gösterdiğim herkes gitti. İnanılmaz bir şeydi. Ben yorumcu olmamalıyım yani. Aynısı Kesinlikle. Emirhan'ın başına gelse tier 1'de kıyım olur var ya. Öyle değil yani, felaket bir şey yani. Vallahi. Bahsettiği kişi uçar böyle, düşünsene, saçma sapan bir şey olur. Yani Emirhan şey yapma ya bu arada, takma kafana. Yarın tier 1'de insanları şey yaparken yorumlarken keyfimiz yerine gelir gene. evet. Yani dersin, bakın ben burada bunu yapmıştım. İşte ilk virajda takım arkadaşımın üstüne çıktım falan böyle makaraya vurursun, eğlenirsin. Hiç takmaya gerek yok. Evet, başka söylemek istediğin bir şey var mı Emirhan? Yok, ağzınıza sağlık. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Son olarak da Egemen'in eline sağlık. Tertemiz bir yarış geçirdi. Emeğine sağlık. Evet. Eyvallah, Ve senin de ellerine sağlık o zaman. Görüşürüz diyoruz ve Egemen'e dönelim artık. evet, bu arada chat'te de Egemen gelsin diyorlar. Egemen Keskin Amerikalardan buraya geldi sizin için ve Egemen Keskin şu anda yanımızda. İlk yarış galibiyeti Egemen'in. Yarış galibiyeti. Tebrik Evet. ediyorum bunun için Egemen'i ayrıca. Egemen Hoş Keskin geldin. bir birincilik, üç ikincilikle 91 puanla şu anda sıralamada ikinci sırada, puan farkı sadece 13 ve geriye 3 yarış kaldı. Takım arkadaşı Kartalan Yılmaz'ın da 5. sırada, olan Kartalan'ın da emekleriyle beraber Haas da şu anda şampiyonada lider konumda. Egemen tebrikler. Merhabalar. Öncelikle bütün pilotların eline sağlık. İtalya 27 tur gerçekten zorladı. Ama öncelikle tabii Emirhan'ın da ayrıca eline sağlık. Gerçekten çok zorladı. Yani çok stabil sürüyordu. Belki de o 5 saniyeyi yememiş olsaydı yani çok enteresan bir hale gelebilirdi yarış. Yani zaten 7 yarıştır bu birincilik yani gelecekti, bir türlü gelemedi. Yani kazalara karıştım, hatalar yaptım. Yani bir şanssızlık vardı üstümde. Sonunda İtalya'da Monza'da atmayı başarabildim bunu. Startta da Aston Martin'lerin kazalarını izleyebildim. Tam önümde gerçekleşti çünkü. Ondan sonra da şikanda da ayrı bir temas yaşadım. Emre Aydemir ve Emirhan Buruk'a da ben sıra kaybettim. Kendileri gidecek yer kalmadı sanırım şikanda. Ondan sonra da kanat hasarım vardı benim bir de ayrıyetten. Ama kanat hasarına rağmen Emirhan'ı yakalamaya başlayınca ben hani bu yarışı gerçekten de cidden kazanabileceğimi düşünmeye başladım. Ondan sonra da piste girdiğimde Emirhan'ın 5 saniye ceza yediğini görünce kanadımı değiştirmeye karar verdim. Çünkü hani 5 saniye farkı kapattırmam, şey açtırmam asla diye düşünüyordum. Ki öyle de oldu. Kendisi bir son turlarda zorladı ama orada dayanabildi. Sonra kendisi sonda bir hata yaptı sanırım. Alican yüzünden olmuş o olay. Alican piste dönerken tehlikeli döndüğünü söyledi. Biz de görmedik onu o sırada. Ama sen zaten yarışın lideriydin o sırada, Evet. halihazırda. Evet, aynen. Yani o 5 saniyeden dolayı biraz daha rahat sürebildim. Ondan sonrası da aracı hani hata yapmadan bitiş çizgisine getirebilmekti. Ve gerçekleşti. O yüzden çok mutluyum. Ayrıca de takım arkadaşım Kartal'a da tebrik etmek istiyorum. Kendisi bugün aldığı sonuçla birlikte Haas takımı
birinci sıraya yerleşti. Şu anda Günther Steiner. Çok mutlu yani. Evet, ben onu de onu dedim. Günther Steiner'in gözleri yaşlı. Wanker değil, Rockstar oldular sonunda. Tifosi'nin önünde liderliğe çıkarak. Tier'de de Haas birinci yani. Tier 1'de de Haas şu anda lider. Haas'a Tier 2'de de şu anda Haas bu arada. Lider. Yani Haas'a evet, ilginç Haas. Bir aşk var. Underdog ya. Yani underdog evet. Aşkı. Gerçekten de. Peki şunu soracağım bir de. Quali'de tek bir tur atabildim ve ondan sonra diskalifiye oldum. Ona rağmen dördüncü olmayı başardın. Daha burada normalde attığın zaman neydi? Yani senden gerçek temponu görebiliyor olsaydık nasıl bir zaman görecektik? Ben o spin attığım turda pole alacaktım normalde. Yani 1.18 mi 19 mu? 1.19.6 falan atabilirdim diye düşünüyorum ben. Belki 1.19.7. Ya Ahmet Ertürk'ün arkasındaydım ben. Killava'ya yakalandım Asgari'de. Ben kendisinin yol vereceğini düşünüyordum da vermedi ne yazık ki. Ben de orada Killava'ya yakalanınca Asgari'de köprüden dolayı spin attım ve hani hiçbir kaçışım yoktu yani. Araba direkt duvara gitti. O biraz canımı sıktı ama sadece hani 3 sıra kaybettim. Birinci başlayabildiğim için çok mutluyum aslında. Çünkü Batu'nun da hard lastiklerle başladığını görünce hani belki Aston Martin'lere bir meydan okuyabilirdim diye düşünüyordum. O yüzden yani quali o kadar kötü değildi ama pole alabilirdim bugün kesinlikle diye düşünüyorum. Bu arada pole'deki olay Körplen, işte Ahmet Ertürk'len hiçbiriyle alakası yok. O sırada Egemen çok iyi gidiyor diye Osmancan söylemişti. Tamamen Osmancan'ın hatası. Yani bunu da burada açıklayabiliriz. Egemen ben bugün kime zaten iyi gidiyor dediysen başına bir şey geldi. Yayını tekrar izlersen görürsün, inanılmaz bir şey yani. Sana çok fazla iyi gidiyor demediğim için şu anda bu yarışı kazandın, öyle söyleyeyim sana. Evet, yani hatta şöyle sana screen time'ı falan şu şekilde verdik. Evet, Egemen'i gösterdim, mutlu olsun, evet geri geçiyoruz falan diye. Yani böyle Salis'e falan gösterdik seni. Yayında kendini göremeyeceksin. Bunu öncelikle sana bir söyleyeyim. Ve tekrardan da tebrikler diyelim. Teşekkür ederim. Tebrik sizin de ağzınıza sağlık. Artık sen de bir Orton Basoğlu'lik galibisin. Artık sen de Orton Basoğlu'likte şampiyonanın adayısın. Kartalan beni hiç göstermediniz. O zaman sağ olasın Osman abi diyor. Kartalan senden de başarılı gidiyor, geçiyor diye Osmancan iki sefer bahsetti. İkisinde de üçer sıra kaybedip tekrardan yükseldin. O yüzden çok şey etmeyelim istersen. Aynen, Kartal iyi gidiyor dediğim anda şey yaptı, böyle çimene falan çıktı birinde şey yaptı, arabanın yaptı. Arkasını kaybetti arabanın. Dedim ondan sonra ben bahsetmeyeceğim, tamam olmayacak belli yani. İnanılmaz bir şeydi bugün, o yüzden gerçekten tebrik ediyorum Egemen. Benim lanetimden kurtularak birinci olmayı başardık. Allah'tan Egemen'i göstermedik. Allah'tan Egemen böyle biriyle wheel to wheel kapışma yaşamadı da Egemen'i göstermemize gerek kalmadı arkadaşlar diyoruz. Evet, şakası bir yana eline sağlık. Gerçekten stabil sürdün zaten. Hani ben bir şey desem de bir şey olmazdı sana yani. Tebrik ediyorum. Yani evet, long time coming bir galibiyetti. İyi oldu senin için de. Bizim için de iyi oldu. Böylece puan farkı da kapandı. Takımlar şampiyonasında Haas 4 puanla öne geçti. Sen de kaç? 13 puan mı? 8 puan mı? Ne kadar vardı arada? 13 puan. Kaç? 104'e 91. Az kaldı. Yani son 3 yarışa biz de ayrı bir heyecanla gireceğiz bunu da birlikte. Evet, hepimiz bakalım. Ayrı bir heyecanla gireceğiz gerçekten. Merakla bekliyoruz önümüzdeki yarışları. Tekrar da eline sağlık. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, çok ilginç bir yarıştı. Muhteşem bir yarıştı gerçekten. Ön sıralarda hatalar gördük. Hatalarla değişen ciddi sıralamalar gördük. Ama arka sıralarda çok ciddi kapışmalar gördük. Arka sıralar derken tabii ki tutup da Netflix'teki Drive to Survive tarzı 15.lik kapışmasından bahsetmiyoruz. Üçüncülük, dördüncülük, beşincilik mücadelesi ciddi kapışmalıydı. Tekrardan size şöyle kısa bir göstereyim. İşte yarışın başlangıcında belki de en önemli anlardan biriydi bu. Ramazan Durak pole pozisyonda başlıyordu. İki Aston Martin ilk çizgideydi. Ve ilk şikanda iki Aston Martin'in birbiriyle teması sonrası Ramazan Durak gerilere düştü. Bu temas gerçekten de yarışın en önemli anlarından biriydi. Emirhan Buyur'un moralinin bozulması belki bu temas sonrası gerçekten de yarışa ciddi etki etti. Evet. Osmancan, söylemek istediğin son sözler var mı? Yorumlar nelerdir? Ben de buradan tekrardan kazananların eline sağlık. Tebrik ediyorum hepsini. Biraz enteresan bir yarıştı. Tam olarak yani şakasıyla karışık olarak söylediğimiz ne varsa oldu. Hani bunlar belki hatırlarsan tam şey yaparken, quali bitmişken belki Hamilton, Rosberg gibi birbirlerine vuracaklar dedim ve vurdular. Ondan evet. Sonra gerçekten çok enteresan bir şekilde maşallah dediğim herkese bir şey oldu.
Bunun haricinde de gayet stabil sürüldü ve en önemlisi de güvenlik aracını hiç görmedik. Monza'da ilk defa bir sezonda, herhangi bir sezonda, herhangi bir tiyerde ilk defa güvenlik aracı, fiziksel güvenlik aracı, sanal güvenlik aracıları da bir çıktı ama onu saymıyorum. Güvenlik aracı çıkmadan yarışı bitirdik. Güzel oldu, güzel de bir yarıştı. Genel olarak tempo da hiç düşmedi. İlk iki sırada çok fazla bir olay görmedik ama 3, 4, 5, 6 oldukça eğlendirdiler bizi. Bir ara 10. sıraya kadar bayağı bir şey vardı, mücadele vardı. Ve bununla birlikte şampiyona iyice bir kızıştı. Yani iyi oldu son 3 yarış kala. Hani herhangi birinin şampiyonluğunu yapmasını istemeyiz açıkçası. O yüzden merakla bekliyoruz bundan sonraki dönemde neler olacak önümüzdeki 3 yarışta. Umarım hep birlikte görürüz. Umarım ben de burada normalde yaptığım şey değil biliyorsun. Yorumculukta iyi bir iş çıkarmışımdır veya en azından kötü bir iş çıkarmamışımdır diyeyim. Bence gayet güzeldi. Seninle sunmak bence çok keyifli oluyor. Çünkü sunarken birbirimizle muhabbet ederek eğlenebiliyoruz da. Bence önemli olan bu. Çünkü sizlerin eğlenmesini sağlayan şey de bu. Evet. Kesinlikle, arkadaşlar. Evet, senin de ağzına sağlık. Ya, senin de ağzına sağlık bu arada. Eyvallah. Evet. Şimdi yarın TR1 var. Yarın TR1'de Monza var. Yarın TR1'de ciddi bir kapışma olacak. TR1'de de şampiyonada Arda Güney 118 puanla lider durumda. Deha Demircioğlu 80 puanla. İkinci sırada Faruk Terzioğlu 67 puanla 3. Berkay Erdoğan 61 puanla 4. sırada. Bakalım yarın Osmancan'ın anlatımı ve Emirhan Buyruk'un sunum yorumculuğuyla TR1'de nasıl bir mücadele göreceğiz. Evet, Ortombo Soğur Ligi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya, yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.